Herkese merhaba. Umut seni yine bu tarz konferanslar yaptığı için teşekkür ederek söze başlamak istiyorum ben de. Biz PTT Taşeron İşlerinden kurulduk. İşte bakıldığı zaman genelde biraz daha siyasi çevresi olan, işte sağa yakın işçilerden olduğu için örgütlenme alanının zor olduğu düşünülebilir. Ama işin öznesi bizler tarafından kurulunca çok çabuk yol kat ettik. İşte Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde, Güneydoğu, Doğu'da yetki belgeleri aldık. Ülke barajını geçtik, iş yerlerinin çoğunluğu sağladık ama yine de toplu iş sözleşmesi imzalayamadık. Yani şu aralar daha sıkça telaffuz ediliyor ama 6356 işçiler toplu iş sözleşmesi yapılmasın diye var. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Taze örneklendirmek isterim bu durumu. Çağrı İş Sendikası'nı mutlaka aramızda duyanlar vardır. Son istatistiklerde baraj üstü bir sendikaydı. Bugün baktığımızda Çağrı Merkezi çalışanlarının hepsini tekrar 10 nolu iş koluna geçirdiler ve sendikanın üye sayısı şu anda sıfır. Mevcutta toplu iş sözleşme süreci başlattığı bir tane de şirket var, iş yeri var. Şimdi bu nasıl iştir? Yani şimdi biz mücadele ediyoruz, işte gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Örgütlenme, işte ülke barajını geç, iş yerinde çoğunluk sağla. Ondan sonra bir karar, bakanlıktan bir yasa, bir atama, bir tuşa basma ve tüm üyelerimiz yok oluyor. Yani böyle bir düzlemdeyiz. Bu düzlemde de ortaya konulması gereken sabahtan beri, yani burada her konuşmacının telaffuz ettiği gibi birlikte ortak bir mücadele ekseni. Yani çünkü bu prosedürleri yerine de getirsek olmuyor. İşte Agroba işçileri buradaydık. Umut Başkan'a Agroba'ya, Sera'ya uzaklaştırma kararı çıktı. İşte Gökay Başkan'a, Maden İşçileri Sendikası Başkanı'na uzaklaştırma kararı çıkıyor. Kardeşim, yani bizi işten atıyorsun. İşte burada 4 tane daha yönetici arkadaşım var. Halit abi, Emin, Süleyman. Yani üçü de burada. Üçümüz de sendika yöneticiyiz. Yasaya bakarsan bizi işten atmak suç. İşte 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası yatılması gerekiyor. Bu devletin kendi kurumu PTT'de oluyor. Yattı mı? Yok. Halit abinin bir başvurusu vardı. Ege'de Park Konak şirketi patronu Yavuz Çakır hapis cezası aldı. 5 ay hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Mevcutta bir davası daha sürüyor ama bakıyorsun bu adama hala postanede, kamu kurumunda ihale veriliyor. İhalesi şu an mevcutta devam ediyor. İşte girişimlerimiz devam ediyordu. Bu sene ihale verilmeyeceğini öğrendik. Ama baktığımız zaman bunların hepsinin arkasında işte siyaset de var, işte bu patronların örgütlü gücü de var, birliktelikleri de var, kurdukları örgütler de var. Ama baktığımız zaman işçiler bir araya getirilmiyor. İşte Pernas'ta demin arkadaşlar bahsetti, üye olduk diye işten çıkartılıyorlar. TCK'ya bak, Sendikalar Kanunu 51'e bak, üye olabilir, özgürdür ama işin sonunda işten çıkartılıyor. İşte jandarma gözaltına alıyor, Lezita'da şahit oluyoruz, Polonez'de şahit oluruz. Jandarmanın biber gazlı, işte polisin biber gazlı coplu müdahalesine maruz kalıyoruz. Kardeşim, beni işten atmak suç. Yani ey hakim, savcı, onlar duysun bunu, yani ona işlem yapacaksın önce. Ama karşısındaki işçiye rahatlıkla bunları yapıyorlar. İşte bakıyoruz, bir tarafta hak iş var, bir tarafta Türk iş var. Yani o işler joplanırken gönül ister ki o konfederasyon başkanları da işçiyle birlikte jop yesin, biber gazı yesin ama yok. Onlar için... Onlar için böyle bir dünya yok. Nasıl ki işte polis bir holding patronunun karşısında ne yazık ki hazır ola geçer duruma geliyorsa, o konfederasyon başkanlarının karşısında da geliyor, işçi sahipsiz bırakılıyor. Bizim bir şekilde demin Şahin Başkan'ın da bahsettiği gibi o konfederasyonları başta yıkmamız gerekiyor. Tepe takla etmemiz gerekiyor. Bizi sömürüyorlar. Biz işçilerin aidatlarıyla kendilerine o zırhlı arabaları, korumaları, şoförleri, yalıları, katları, otelleri alıyorlar. Ama bizim hakkımızı savunmuyorlar. Önce onlarla da mücadeleye bir taraftan başlayacağız. Bu 6356'yı da birlikte parçalayacağız. Biz hala yetkili sendika olmamıza rağmen... Toplu iş sözleşmesi yapamadıysak tek sorumlusu bu 6356'dır. Artık ona da inanmıyoruz. Önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı'nın da bu 6356'yı yakmaya dönük eylemlerimiz bizim de olacak. Tekrar sözleşme dönemi geldi. PTT'de de eylemlilik hali alacak. Emin Kan'la birlikte daha taze memlekette 12-13 il dolaştık. Van'a kadar gittik, İstanbul'dan başladık. Yani eskiden geçim sıkıntısı bu kadar yoktu. İşte daha köyde, daha mezrada yaşayanlar yokluğu, geçim sıkıntısını bu kadar hissetmiyordu. Artık Edirne'ye de sorsak, Van'a da sorsak, Diyarbakır'a da sorsak, Karaman'a da sorsak, yani ufak bir yer diye söylüyorum. Artık kiralar 10-15 bin lira ve artık 17 bin liraya, 20 bin liraya geçinilemiyor. Herkes bu yoksulluğu iliklerine kadar hissediyor, bir odak arıyor kendine. Bu odak olacağız bir şekilde. Yani bu odağın kendisi olmak zorundayız. Bunun için de sahada daha fazla kendimizi göstermek, daha fazla ziyaretlerde bulunmak, anlatmak zorundayız. Gerekirse uyumadan,
biz bu yollara devam edeceğiz, anlatmaya devam edeceğiz ve mutlaka işlerin birliği oluşacak ve mutlaka kazanacağız. Teşekkür ederim herkese.